Hikmet, bir sistemden kontrol eder misin bakalım bu Metehan Demirkıran'ın dosyası ne durumda? Savcılık iddianameyi hazırlamış mı? Dosya hangi hakime verilmiş? Soyadı tanıdık geliyor efendim. Azem Demirkıran'ın oğlu mu yoksa? Evet, evet. İşte bir bak bakalım ya, kimdeymiş, neredeymiş? Malum, benim araç bu davaya karıştı ya. Bir araştıralım bakalım ne oluyor. Tamamdır hakim bey. Bakıp hemen dönüyorum ben. Başkanım hoş geldiniz. Cevdet! Hoş geldin ya. Zeki tane kahve söyle, sade olsun. Olur başkan. Hoş bulduk. Evet. Sayende ben de şekeri bıraktım. Başımıza gelenler tadım, tuzum kaçırdı. Yasemin ne yaptın? Nasıl çıktın evden? Ya çıktım bir şekilde işte Cevdet. Gizli bir numara aradı dedim. Akşam konuşuruz dedim. Kaçtım orada. Sonra akşam mı dedin, sonra mı dedin? Akşam dediysen akşama çok yakınız yani. Çok vaktin yok. Sorulara hazırlıklı ol. Bak ben sana diyeyim. O var ya, o şimdi doğru Ayşe'ye gitmiştir soluk almadığına. Yani asıl Ayşe'nin yanında soluğu benim almam lazım tabii. Yani Metehan'ın dosyasında neler oluyor bir öğrenmem lazım. Ne bulmuşlar, durum ne kadar vahim, bunları bir öğrenmem lazım Cevdet. Şimdi bak, dikkat çekeceksin. Ha Ayşe, ha Yasemin. İkisi de senin için tehlikeli. Dur ya, dur. Azem dün gece genç bir avukatla konuşturdu beni. Eğer Metehan'ın dosyasını onun almasını sağlayabilirsen... bir adımını geçerim ben Cennet. Sen bu çocuğu kurtarabileceğine emin misin? Azim'in oğlunu kurtarmak demek... benim ve Ozan'ın kurtulması demek. O yüzden benim elimden gelen ne varsa yapmam lazım Cevdet. Gel. Hakim Bey, duruşma saatiniz geldi. Eyvallah Hikmetciğim, geliyorum tamam. Hem bir de Semra Hanım geldi. Al oğlum içeri. Buyurun Semra Hanım. Hoş geldiniz Semra Hanım. Buyurun, şöyle geçin. Buyurun, böyle. Benim davam var, yetişmem lazım. Ömer Arif, dün geceyi konuşacağız. Ben bir kahve söyleyeyim size Semra Hanım. Hikmet. Sade olsun. Ha. Tamam, tamam. Sen çık. Ben eşlik ederim Semra Hanım. Ben geldiğimde yoksan ararım Cevdet seni. Tamam. Hadi kolay gelsin. Merhaba efendim. Efendim. Ben de Semra Hanım. Hı. Şekeri bıraktım. Bravo. Cevdet Bey, dendiğine göre... İnsan bünyesi için en zararlı şeylerden biri de şekermiş. Bence de haklısınız, evet. Evet, ama insan için daha zararlı bir şey daha var. O da yalanlar ve sırlar. Evet, stres yaratır diyorsunuz, evet. Evet. Cevdet Bey, Ömer sizin çok yakın dostunuz. Bu son yaşadığınız şeyler, olaylara siz de vakıfsınız. Cevdet Bey, acaba ne yapmalıyız? Siz merak etmeyin Semra Hanım. Ömer Arif mutlaka bir yolunu bulur. Ben yanımdayım. Siz de varsınız. Evet. Sizin aklınıza çok güveniyorum. Ama karşımızdaki çok tehlikeli bir adam. Evet Semra Hanım. Siz gene de güvenmeye devam edin. Biz bir yolunu buluruz. Bakın, Allah korusun. Torunuma bir şey olursa ben bu dünyayı onlara dar ederim. Ozan'a bir şey olmayacak. Evet. Sessizlik. Evet. Evet kızım. Söyle bakalım bana. Kocan seni çok döver miydi? Bunun için mi öldürdün sen kocanı? Sen sorma cevap ver kızım, sorma. Evet efendim. Senin adın ne? Sen işte, sen. Murat Yılmaz. Murat Yılmaz. Sizin soyadınız aynı. Nesi oluyorsun sen? Yengem olur kendisi. Abimin katili bu kadındır. Konuşma yeter. Buna biz karar vereceğiz, otur oraya. Her şey ortada değil mi? Bıçaklamış, öldürdü abimi. Yeter sus! Otur oraya, otur! Sen önceden yoktun. Yeni mi geldin sen? Daha önce görmedim ben seni. Çocuğu da istiyoruz biz hakim bey. Otur yerine, otur.
susamıştır müsaade ederseniz. Kızım bak sen çocuğuna bak. Sen hangi elini kullanıyorsun? Sol efendim. Sol. Ama dosyada cinayetin sağ elle işlendiği yazıyor. Yalan söylüyor hakim bey, yalan söylüyor. Yapmayın ona. Yeter. Nasıl kıydın abime? Konuşma. Kızım sen tehdit altında mısın?